Evet, tekrar geçmiş olsun diyoruz bütün hemşehrilerimize. Başta Araklı merkezde olmak üzere Sürmene, Artsin, Yomra, Batı ilçelerimizden de daha az hasarlı ama Çarşıbaşı, Vakfıkebir ilçelerimizde yağmurun şiddetine maruz kaldık. Ortalamaların çok üzerinde 50-100 kilogram arası biliyorsunuz şiddetli ve hasara yakın bir orandır ama ortalamanın çok üzerinde 162 kilogram düştü. Bunun tabii bir hasara yol açmaması beklenemezdi yani. Çünkü çok anlık düştü. Ve 3 dakikada bu yani en şiddetli olduğu zamandı. Üzüntümüz tabii Ali Kemal Demir isimli Sürmeneli Çavuşlu mahallemizden vatandaşımız iki gün ben de ifade ettiğiniz gibi çalışmalara katıldım. Dün öğleden sonra maalesef onun cansız bedenine ulaşıldı. Allah rahmet eylesin. Bugün ikindi de inşallah onu uğurlayacağız. Bundan dolayı Sürmene'mize, başta ailesine, hemşehrilerimize başsağlığı dileğimi iletiyorum. Şimdi tabii toparlanma zamanı, ciddi hasarlarımız var. Ama bugün okulların eğitimin kesintiye uğramaması adına bütün okullarımızda, okullarımızın bahçelerine yığılan o moloz, o yağışın getirdiği hafriyatları toparladık ve okullarımızda çok şükür temizleme çalışmaları devam ediyor ama eğitime ara verilmemesi konusunda tedbirler aldık. Yollarımızı açtık tabii. Önce ulaşım, erişim, ulaşım vatandaşlarımızın. O gün, aynı günün akşamı Arsin Yolüstü mahallemizde bir kardeşimizi tabiri caizse enkaz altından itfaiyemiz kurtardı. Kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Yani sıra dışı, olağanüstü bir durumdu. Bu bir afet. Tabii ki tedbirlerin tamamını alsanız da bazen yetersiz kalınabiliyor. Ama bu söz bir mazeret değil. Biz her halükarda yöneticiler olarak tedbirlerin tamamını almak durumundayız. Yani bu bir çalışmanın sonucu. Çünkü maalesef hala dere yataklarında hem yollar hem yapılar var. Onlarla ilgili de belki önümüzdeki zaman diliminde bir daha etraflıca bir çalışma var bununla ilgili. Evet. Bir daha etraflıca onu gözden geçireceğiz. Belki bir kamulaştırma yükü de yükleyecek ama şu anda son durumda valimizin başkanlığında Araklı merkezli koordinasyon merkezimizde işleyiş sürüyor. Hem AFAD'ımız, itfaiyemiz, bütün ekiplerimiz, Büyükşehir Dairemiz, TİSK'imiz, kamu kurum kuruluşlarımız, onlar da olağanüstü bir katkı sağlıyorlar. Teşekkür ediyorum. Devlet Su İşleri, Karayolları, bütün kurumlarımız, Sağlık Müdürlüğümüz, hastanemizde sıkıntı oldu. Evet. Orayı da gittik, toparladık, hastalarımızı tahliye ettik. Şu anda toparlanıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımızı da tüm detaylarıyla birlikte yapıyoruz. Onu da valimiz aracılığıyla AFAD'ımıza, İçişleri Bakanlığımıza göndereceğiz. Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız hemen talimatlarını verdiler. İçişleri Bakanımız, bakanlarımız hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yani bu devlet, millet, yerel yönetim işbirliğiyle beraber bu süreci geçeceğiz. Allah beterinden saklasın. Ama risk var. Yani yağmur yağdığı evet. zaman bu risk var. Dediğim gibi daha çok bir gayretle beraber inşallah önleyici tedbirler anlamında gayretle beraber bu riskleri en aza indirmenin de gayreti içerisinde olacağız. Şu anda içme suyuyla ilgili bir sıkıntımız yok. Arsin ilçemizde Araklı ilçemizin Çamlıca mahallesinin bir bölümünde dün itibariyle içme suyu verilemeyen tek mahallemizdi. Arsin ilçemizde de tamamen kesik değil ama biraz az miktarda. Bugün onu da inşallah normaline döndüreceğiz. Su kanalizasyon idaremiz bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar da hakikaten olağanüstü bir şekilde tabiri caizse 24 saat esaslı çalışıyorlar. Şöyle ana yollarımızda bu ilçelerimizde hasar gören ilçelerimizin tamamında mahallelerimize ulaşım var. Ama ara yollarımızda çökmeler var, heyelanlar var. Ara mahalle yollarımızda kapalı alanlarımız var. Şu anda bütün ekiplerle beraber hem tespitlerini yapıyoruz. Ben bu arada Rize, Gümüşhane, Giresun başkanlarımız hepsi aradılar evet. sağ olsunlar. İlçelerimiz, bu ilçelerimizden de hepsine teşekkür ediyorum. Ama şu anda kurumsal kabiliyetler itibariyle Trabzon olarak bu konuda yeterli. İlçe belediye başkanlarım hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama ihtiyaç olduğunda da hemen anında gönderiyorlar sağ olsunlar. Çok ciddi bir şekilde oluyor tabii.
devlet su işlerimiz ve karayollarımız büyükşehir gibi, onlar da bütün imkan ve kabiliyetleriyle beraber AFAD gibi olay anından itibaren sahadaydılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Siz şehri tanıyorsunuz, evet. Erhan Bey. Büyük yağmurlarda nerelerde risk oluyordu? Aydınlık Evleri, evet, Beşiktaş'ta havalimanı biliyorsunuz. Evet. Şimdi şiddet itibariyle o kadar yağmur merkeze düşmedi. Hı. Ama orada da yapılan altyapı çalışmalarıyla beraber önemli oranda iyileştirmeler oldu. Çünkü yağmur suyunu drenajı ayrı bir mesele. Doğru. Bu da bir altyapı meselesi ama yağmur suyunu biz bunu biraz hafife alıyoruz. Ama son çalışmalarla beraber Trabzon'un altyapı kabiliyeti, göğüsleme kabiliyeti, dirayeti birazcık daha güçlendi ama yağmur suyu başlı başına direne edilmesi gereken ne önemli. Geleceği belli olmuyor. Tabii. Çünkü ne zaman ne kadar yağacağını bilemiyorsunuz. Anladım. İşte altyapısı en güçlü ülke hangisidir? En güçlü ülkelerden bir tanesi Almanya'dır, değil mi? Anlık yağış miktarıyla beraber 110 ölü oldu Almanya'da. Evet. Bunları tekrar edeyim, bir mazeret olarak söylemiyorum. Ben bu şehrin yöneticisiyim, belediye başkanıyım şu anda. Ama bazen bütün tedbirleri alsanız bile çözüm olmayabiliyor. Ama biz bütün tedbirleri almakla mükellefiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Tabii her gün oradayız. Bu bizim görevimiz. Gideceğiz de, bugün de yine tekrar gideceğiz ama bugün aynı zamanda hüzünlü bir günümüz. Bugün Ali Kemal Demir abimizi de uğurlayacağız ama onun öncesinde şu anda içinde bulunduğumuz mekanda 5 sene büyük bir özveriyle görev yapan Orhan abimizi, Orhan Karakullukçu abimizi uğurluyoruz. Hüzünlüyüz. Bir kez daha başta ailesine, hemşehrilerimize, belediye camiamıza başsağlığı diliyorum. Tabiri caizse icraatlarıyla beraber şehrimize bir mühür vurdu. Evet. Onu rahmetle, şükranla anıyoruz. Allah rahmet eylesin.